Hani'nin ortası. Vur Melo! Melo! Melo, Melo, Melo! It's like deja vu, baby. I know you crave it, and I can say it. You've been so patient, and I've been waiting. But you can take it, and you can keep it. You say you need me, make me believe it. I wanna oh, 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 can't let you go, go, oh. Hey, dame, dame otra vez, dame, dame otra vez. I wanna oh, 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 can't let you go. Merhabalar değerli izleyiciler, onların dünyasında bu hafta bomba gibi bir programla karşınızdayız. Biz onu çok seviyoruz, onun yüreğini sahaya koymasını çok seviyoruz. Bugün aile babası Felipe Melo'yu yakından tanıyacağız değerli izleyiciler. Felipe Melo ve ailesinin evine konuk olduk. Tercümede de Mert Çetin bizlere yardımcı olacak. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizleri evlerine konuk ettikleri için. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer falar com Galatasaray TV. Ben teşekkür ederim çünkü beni böyle bir güzel röportaja layık gördüğünüz için. Biliyorsunuz Galatasaray TV'ye olan ilgim her zaman fazla. O yüzden çok teşekkürler böyle bir röportaj için. Bugün bütün ailesi bir arada tabii ki. İlk olarak Felipe'den başlamak istiyorum. Galatasaray taraftarını çok seviyor. Galatasaraylılar da onu çok seviyor. Aralarında özel bir bağ var. Bu bağ onun gözünden dinleyebilir miyiz? Primeiro, creio que é uma história que foi construída, começou a ser construída há 4 anos atrás, né, quando eu cheguei aqui. Agradeço muito a Deus por ter vindo para cá, né? Não era a primeira opção, mas acabou sendo a opção ideal, né? A vinda do Felipe aqui para Istambul. E quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu disse que eu queria construir uma história com títulos, com vitórias, né? Já no primeiro ano a gente conseguiu aquele título inédito na casa do nosso maior rival, né? Que vai ficar para a eternidade. E eu creio que nós temos ao longo do tempo aí construído uma história muito bacana e vencedora, né? Então, essa história de vitória que nós temos construído, que tem feito com que essa relação seja uma relação muito calorosa, de muito amor, né? Eu agradeço muito a Deus por isso. Bu güzel ilişki, biliyorsunuz, bu güzel ilişkinin temelleri çok sağlam atıldı ve 4 sene önce atıldı. Galatasaray'a gelmemle beraber o zamanki gelen teklifler arasında en ideal opsiyon, en ideal teklif Galatasaray'dı ve İstanbul'a geldim. Ve bundan da hiç pişmanlık duymuyorum ve her geçen gün ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kere daha anlıyorum. Demin de belirttiğim gibi ilk geldiğim zaman buraya işte şampiyonluklar yaşamaya, buraya tarih yazmaya geldiğimi söylemiştim. Ve Tanrı'ya çok şükürler olsun ki bunlar bana nasip oldu. Geldiğim ilk sene çok anlamlı bir şampiyonluk yaşadık. Biliyorsunuz rakibimiz, ezeli rakibimizin stadında kaldırdığımız bir şampiyonluk kupası var. Zaten o da benim tarihe geçmemi sağladı. Diğer taraftan ondan sonra gelen başarılarla beraber otomatikman bu taraftarlarımızdaki bağ daha da personelleşmeye başladı. Aslında her paylaşımı olay olaya diyebiliriz. Çok dikkat çekiyor. Fenerbahçe maçından sonra da şöyle bir hareketi var. Ben bunun da açıklamasını yapmasını istiyorum. Nasıl bir hareketti, neden yapıldı? Çok merak edildi çünkü çok konuşuldu Melo'dan diye. Na realidade isso, quem acompanha meu Instagram, meu Twitter, sabe que isso já vem de longo tempo, né? Isso surgiu quando eu jogava ainda no Cruzeiro, uma brincadeira que a gente fazia no Cruzeiro, um jogador que hoje já não joga mais futebol, mas chegou à seleção brasileira, o Maurinho. Ele, sempre que alguém gritava com ele para pedir a bola no campo, ele falava, não, grita neném. E sempre fazia assim. Então isso não é nenhuma afronta contra os nossos adversários, não é uma sacanagem que eu fiz para atracar o nosso rival depois da vitória, nem nada. Isso é apenas uma brincadeira que nós temos no Brasil, que não tem nada a ver com futebol, que não tem nada a ver com futebol turco, nem tampouco
com os clubes turcos. Ou seja, as pessoas que têm colocado que eu tenho feito isso contra o Fenerbahçe se equivoca. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Evet, bu soruyu sormanız çok iyi oldu çünkü ben de bunu açıklamak istiyordum. Beni Twitter'dan ve Instagram'dan takip eden kişiler zaten bu hareketin sadece bu galibiyetten ötürü çıkmış bir hareket olmadığını bilir. Bu çok öncelerden gelen, benim Brezilya'da futbol oynadığım yıllara dayanan bir hareket. Cruzeiro'da oynarken çok yakın bir arkadaşım vardı. Şu anda artık futbol oynamıyor. Mourinho adında futbolu bıraktı. Onun yaptığı bir hareketti bu. Ne zaman birisi sahada ondan top istese, bağırsa hep hani bu hareketi yapar. Hani sakin ol. Bana bırak tarzı bir hareket bu. O yüzden demin de söyledim ki zaten beni takip edenler, sosyal medyada beni takip edenler bu hareketin herhangi bir rakibe karşı yapılmadığı, herhangi bir galibiyetten sonra yapılmadığını bilir. Çok öncelerden beri yapılmış bir hareket ve demin de söylediğim gibi Brezilya'da, Cruzeiro'da top oynadığım yıllara dayanan bir hareket. Kesinlikle o yüzden hani yanlış anlaşılma olmasın çünkü tekrardan size de teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için. Kesinlikle rakibimize karşı, herhangi bir kişiye karşı, herhangi bir oyuncuya, rakibe karşı yapılmış bir hareket değil. Bu konuya da açıklık getirdik. Tabii her başarılı erkeğin arkasında gizli bir güç vardır. O da eşi Roberta. Biz onu aslında çok fazla merak ediyorduk. Statta genelde görüyorduk ama yakından tanımak istiyoruz biraz da. Bir röportajında Felipe benim bir diğer çocuğum demişti. Nasıl bir baba, nasıl bir eştir Felipe Melo? Eu digo que ele é meu filho mais velho porque quem conhece o Felipe sabe que ele é uma criança num corpo de homem. Ele tá em casa, ele tá jogando videogame, ele tá brincando com as crianças. Ele não é o que ele demonstra em campo, assim, que as pessoas têm uma imagem dele, daquele homem agressivo. E ele é o contrário em casa. E toda criança merece cuidado, né? Então, eu tô sempre, assim, ele costuma dizer até que não é atrás de um homem que tem uma grande mulher, e sim ao lado. Esse é o meu ditado. É. O ditado popular diz, atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Mas o ditado do Felipe diz: do lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Não atrás, do meu lado. Felipe, evet, öyle bir röportajında söyledim. Benim en büyük çocuğum. Çünkü şimdi sahaya bakıldığı zaman tabii ki agresif bir Felipe var. Takım için mücadele eden bir Felipe var. Ama eve geldiğinde bambaşka bir Felipe var. Çocuklarla devamlı şakalaşan, çocuklarla inanılmaz ilgi gösteren, ailesine inanılmaz ilgi gösteren, PlayStation oynayan, çocuklarla oyuncaklarla oynayan böyle bir Felipe var. Gerçekten o agresif görüntüsünün altında, o agresif görüntüsünün içinde bambaşka bir insan var. Bir çocuk var tabiri caizse. Ve onların da inandıkları şöyle bir şey var. Sizin de dediğiniz gibi her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır. Ama onların felsefesi, onların mantalitesi her başarılı erkeğin yanında, arkasında değil, yanında önemli bir bayan vardır. O yüzden Felipe'nin yanında da her zaman Roberta var. Çok güzel bir aile gerçekten. Biz sosyal medyada aslında her akşam Galatasaray Televizyonu izleyicileri bilir. Onların sosyal medyadan paylaşımlarını takip edip bizler de seyircilerimize aktarıyoruz. Ailece boş zamanlarında neler yapıyorlar acaba? Onları da merak ediyoruz. İstanbul'da nerelere gitmeyi seviyorlar? Nerelerde oturuyorlar? Merak ediyoruz bunları. Nós procuramos sempre ter um momento assim, quando ele tem livre, para dedicar para as crianças, para família mesmo, né? Pra gente estar juntos. Vamos no shopping, ficamos naquela área de criança lá, só brincando com os brinquedos lá, para eles se divertirem. Todos, claro, né? A gente entra todos na brincadeira. E saímos para jantar, para almoçar com as crianças. A gente procura sempre estar todos juntos.
boş zamanlarda Felipe'nin antrenmanlardan ve maçlardan kalan kısımlarında hep ailece bir şeyler yapmak istiyoruz. Ailece yemeğe gidiyoruz, ailece alışverişe gidiyoruz. Alışveriş merkezindeki çocuklarla ilgili olan yerlere gidiyoruz ve sadece çocuklar değil hep beraber orada vakit geçirmeyi seviyoruz. Çünkü bu sıcaklığa gerçekten hem Felipe'nin hem bütün ailenin ihtiyacı var. O yüzden beraber zaman geçirmekten, beraber bir şeyler yapmaktan çok mutlu oluyoruz. Türk yemeklerinden aslında yine bir röportajında okumuştum. Börek ve baklava çok sevdiklerini söylemişlerdi. Ben de zaten statta gördüğüm kadarıyla bizim durduğumuz yer yemek yenilen yeri görüyor. Hep börek görüyorum tabaklarda. Hangi yemeklerden hoşlanıyorlar? Eu gosto muito da comida, do tempero turco. Eu acho que algumas coisas até parecem assim com a culinária brasileira. E gosto muito do gözleme. Gözleme. E o kebab. Evet, Türk yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Ayırt etmeden hepsinden tatmaya, hepsinden yemeye çalışıyorum. Bazen bazı yemekler Brezilya mutfağında yakın yemekler olduğu için tabii onlara karşı ilgim daha da fazla oluyor. Ama favorilerim gözleme ve kebap. Felipe mutfağa girer mi? Yemek yapar mı? Na verdade, já fui muito cozinhar já quando eu morava sozinho, né? Há anos atrás. Acabou. Hoje é difícil. Às vezes eu entro para fazer alguma coisa, mas é muito difícil. Nós temos um chai, de repente. Obrigado, hein? Mas eu entro na cozinha de repente para dar ordem. Eu quero isso, quero aquilo, quero outro. É só. Bekarken tabii ki çok girip yapıyordum. Mecburen kendi yemeğimi kendim yapıyordum ama artık evlendikten sonra sadece desteğe giriyorum. Ya da şunu istiyorum, şunu istiyorum, şunu yapın demeye biraz isteklerimi söylemek için giriyorum. Maksimum yaptığım şey de belki çay olabilir yani. Çay tutkusu şey var yani. Ama değil mi? Não, sempre muito bom. Eu sou como muito bulut. Em concentração. Sim, sempre, sempre, sempre. Pedindo depois de janta, por exemplo. Sempre, muito bom. İnanılmaz seviyor çayı. Kampta falan olduğumuz zaman da akşam yemeğinden sonra odasına gittiğinde mutlaka odasına çay söyler. E o bom, eu nunca tinha o hábito de tomar chá. Não é porque no Brasil tem chá, tem todo lugar tem, mas foi aqui que aqui nós temos tudo, compramos tudo porque eu gosto. Daha önce bir çay alışkanlığım yoktu yani aslında içmek istesem daha başka ülkelerde veya Brezilya'da bunu içerdim ama Türkiye'ye geldiğimde ilk defa böyle bir alışkanlığım oldu. Güzel olmuş. Bu arada ben arada bir Luke'la bakışıyorum programın başından beri. Onu çok seviyoruz biz gerçekten. Belki ailenin en küçük bireyi olduğu için Pietra ve Davide burada. Çocuklarının ilerleyen yıllarda hangi meslek sahibi olmasını ister? Davi'nin biliyoruz ki futbola merakı var zaten. Pietro'nun da tenise aynı şekilde. Hem bunu Felipe'ye hem de Roberto'ya sormak istiyorum. Na realidade, o que eu faço sempre é orar muito. Eu oro muito a Deus para que Deus abra o caminho para eles, né? A gente não sabe, obviamente, que eu quero que o Davi seja um jogador de futebol, que a Pietra vire uma tenista, né? Mas a gente não sabe quais são os planos de Deus na vida deles. Né? E o que eu oro é que Deus possa realmente abençoá-los, né? E o que eles fizerem, que eles sejam prósperos, né? É o que a gente espera. Mas obviamente que como pai humano, a gente está sempre se dedicando ao máximo para que a Pietra melhore nos treinamentos no tênis, com que o Davi seja um bom jogador, está sempre treinando, trabalhando, enfim. E o Luke, a gente já vê já com os chutes que ele dá, já que pode ser um bom jogador. Mas a gente sempre espera que Deus possa realmente abençoar e conduzi-los para a profissão, que seja uma profissão próspera para eles. Bizim hep dualarımız tabii ki çocuklarımız için. Tanrı'ya hep dua ediyoruz. İnşallah onlara en güzel yolu gösterir, onları en güzel yola yönlendirir diye. Tabii ki yapılan bazı çalışmalar var. Senin de belirttiğin gibi Davi futbol antrenmanlarına devam ediyor. Hep dua ediyoruz. Eğer hayırlısıysa, eğer Tanrı öyle kabul ederse, öyle isterse tabii ki ileride iyi bir futbolcu olsun diye. Diğer taraftan Pietra devamlı tenis derslerine devam ediyor, devamlı çalışıyor. Onun için de hep dualarımız iyi bir tenisçi olması yönünde. Luke da daha şimdiden iyi şut çekmeye başladı devamlı. Topu gördüğü zaman hep şut çekiyor. O da belki ilerleyen yıllarda çok büyük, çok iyi bir futbolcu olabilir. Ama bizim üzerimize düşen anne ve baba olarak tabii ki onlara doğru yolu göstermek ve diğer taraftan da hep dua etmek.
aslında Davi'ye de soralım, babasını sahada görünce neler hissediyor? Ben Pıhri. Dayeli. Trabalho para pegar. Não, mas o que, que você acha? Papai é bom? O que, que você acha? Bom jogador. Né? Você gosta de assistir ele quando ele está jogando? O que, que você gosta do papai no jogo? Eu gosto vendo meu pai no jogo porque ele dá, sabe? Ele dá bote para pegar a bola. Lutando. Lutando. E tecnicamente bem, né? Sim. Sim, né? Ben de babamı tabii seyretmeyi çok seviyorum ve çok duygulanıyorum. Onun da bir futbolcu olarak o mücadelesini görmek, takım için savaştığını görmek benim için de tabii ki çok güzel bir duygu. Diğer taraftan teknik olarak da iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Bir aile tabii ki. Roberto'nun da ne kadar sporla ilgili olduğunu görüyoruz sosyal medyada yine paylaşımlarından ve oldukça fit. Hatta bayanlar aramızda konuşuyoruz. Gerçekten çok çok güzel bir bayan. Ve hani bu formunu neye borçlu? Spor dışında nelere merakı var? Hobileri neler? Onu da öğrenelim. Ah, eu sempre gostei muito de academia e eu encontrei treinador muito bom aqui. E eu comecei a treinar com ele treinamento funcional, crossfit, treino. E eu misturo um pouco assim dos treinos, cada treino é uma coisa diferente, um treino diferente. Uma hora eu treino força, outra hora assim mais aeróbico. E eu estou gostando muito dos resultados também. Alimentação. Alimentação conta muito. Eu acho que até 80% do resultado eu acho que é alimentação. Você dorme bem? Procuro dormir no mínimo 8 horas, né? 8 horas. Mas a alimentação eu tô mudando assim, os hábitos para ter hábitos saudáveis mesmo, assim, não que seja uma dieta, mas uma alimentação saudável para ter o objetivo que eu quero, chegar no objetivo que eu quero com o treino. Öncelikle çok teşekkür ediyorum tabii ki bu güzel düşüncelerin için. Diğer taraftan spor tabii ki çok önemli. Benim eskilerden beri gelen bir alışkanlığım var. O yüzden spor yapmak hep hayatımda benim en önemli yerlere koyduğum bir şeydir. O yüzden fitness'a gitmeyi, spor yapmayı, koşu yapmayı, crossfit, aerobik, bu tip çalışmalar, farklı çalışmalar yapmayı çok seviyorum. Ve Tanrı'ya şükürler olsun ki çok iyi bir fitness koçum var. Kendi özel bir antrenörüm var. Devamlı onun yaptığı programlara uyarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Diğer taraftan beslenmeme çok dikkat ediyorum. Beslenme derken sadece bunu yani kimse diyet olarak algılamasın. Herhangi yaptığım bir diyet yok. Ama her şeyden dozunda azar azar yiyerek, sağlıklı bir şekilde beslenerek bu beslenmeyi yapmaya çalışıyorum. Uyku da çok önemli. Uykuya da çok önem veriyorum ve 8 saat uyumaya çalışıyorum. Minimum bir 8 saat uyumaya çalışıyorum. Programımızda soruyoruz, herkesin bir tanışma hikayesi var. Onların da tanışma hikayelerini dinlemek istiyoruz. Eu estava no sul do Brasil, em Porto Alegre, e uma colega minha me chamou para sair. No happy hour. Né? No happy hour. Quando você jogava? Eu estava no Grêmio. Grêmio. É. Tava começando, mas já tinha passado pelo Cruzeiro, aquela época que eu ganhei tudo, mas o Grêmio foi uma. Eu fiquei poucos meses no Grêmio, foi acho que Deus me levou para lá só para conhecer o Roberto. Sim. Me chamou para sair, eu falei, não vou sair porque amanhã eu tenho treino. Ela falou, não, mas é de tarde, é um bar que tem uma música e tal. E saímos, quando eu cheguei, eu olhei uma loira, eu falei, nossa, olha essa loira, que loira bonita. E eu tava com um amigo meu, que era o Michel Bastos, que jogou a Copa do Mundo comigo, e ele falou, não olha para ela porque ela é muito nariz em pé, ela não fala com ninguém, ela não gosta de jogador, ninguém gosta muito dela, ela é muito, muito patricinha, marrentinha. E eu falei, opa, é ela que eu quero. E comecei a conversar com ela, né, por um caso do destino, que a gente acabou sentando junto porque não tinha mesa pra gente sentar, e o Michel Bastos conhecia um amigo que tava com ela, e sentamos junto, começamos a conversar, e ela não resistiu aos encantos do Felipe Melo. Çok enteresan bir tanışma hikayeniz var. Şu şekilde enteresan çünkü Roberta gerçekten ulaşılması zor bir insandı.
Grêmio'da oynarken. Depois de um mês tentando dar um beijo, muito difícil, mas consegui. Você tentou dar uma beijo durante um mês. Depois, yani bir ay sonra kendisini öpmeye başardım. Grêmio'da oynarken, Grêmio'da çok kısa bir zaman oynadım ama demek ki Grêmio'ya gitmemin en önemli sebebi Robert Hellebuyck'le tanışmaktı. Yani Grêmio'da geçirdiğim zamanların içindeki en önemli an benim için belki de Robert'le tanıştığım andı. Bir gün Bastos diye bir futbolcu arkadaşım vardı. Akşam beraber dışarı çıkalım diye bir teklifte bulundu. Ben de sabah antrenman var, o yüzden çıkmak istemedim. Dedi ki hani gece değil, biraz daha uygun bir saatte akşam çıkacağız, bir para gider, bir şeyler içeriz tarzında. Oraya gittiğimizde Roberta'yı gördüm. O Roberta'yı gördüğümde inanılmaz büyülendim. Hani ilk görüşte aşk, belki de dedikleri o şekilde, görür görmez tabiri caizse aşık oldum. Ve Bastos'la bunu paylaştım. Bastos'un bana söylediği, hiç boşuna uğraşma, o birazcık işte burnu yüksektedir, hiç yüz vermez, o yüzden hiç boşuna uğraşma tarzında bir yaklaşım oldu. Ama ondan sonra ortak bir arkadaşımız vardı ve beraber oturma imkanı, beraber sohbet etme imkanı bulduk. Ondan sonra da Roberta Felipe Melo'nun ısrarlarına dayanamayarak onun çıkma teklifini kabul ediyor. Ama tabii öpmesi mesela bir ay alıyor, o yüzden birazcık zor başlıyor ilişki. Romantik midir Felipe Melo? Biz görüyoruz aslında, öyle olduğunu düşünüyoruz. Sürprizleri var mıdır? En özel sürpriz neydi? Bunları da eşinden sormak istiyoruz. Não, ele pelo menos uma vez por mês assim tem, ele chega com flores do treino. Uma vez por Pelo menos uma vez por mês tem, ele chega com flores, assim, sempre com algum presente, alguma surpresa. Uhum. Eu acho... Isso eu peguei do meu pai. Romantic. Sim, é pai. Meu pai é sempre assim, herdei do meu pai. Meu pai escreve até hoje no espelho pra minha mãe. Uhum. Minha mãe acorda, tá escrito no espelho, eu te amo, I love you. Meu pai pra ele. Sim? Sim. Escrevendo. Sempre. Tabi romantik bir insan ve romantikliğinde babasından aldığını söylüyor eşi. Çünkü babası da işte mesela kalktıklarında hep eşi için işte seni seviyorum, hep böyle aşk dolu mesajlar yazıyormuş. O yüzden romantikliğini de babasından aldı. Diğer taraftan Felipe'nin eşine yaptı tabii ki hep böyle sürprizler aldı, hediyeler, arada bir eve çiçekle gelmesi falan, bu tip şeyler onun da romantik bir insan olduğunu gösteriyor. Babasına da soralım o zaman. Futbolla ilgili de ondan fazlasıyla tavsiyeler alıyor biliyoruz. Nasıl görüyor? Bir futbolcu olarak nasıl değerlendiriyor? Tabii ki, evet. Felipe, eu coloco o Felipe como jogador completo, um dos melhores jogadores da posição. A gente realmente tem essa conversa, diariamente a gente conversa. Os jogos nem todos passam no Brasil, só os clássicos, né? Mas depois dos clássicos, assim, a gente sempre está trocando a ideia do que aconteceu. Mas hoje eu vejo o Felipe a cada dia, a cada jogo, mais maduro e um jogador completo. Depois dos jogos, você assiste jogos com ele, assim, né? Sim, a gente... Bence şu an Felipe pozisyon, kendi oynadığı pozisyonda en pozisyon için konuşuyorum. En komple oyunculardan bir tanesi dünyaya bakıldığı ben zaman. Sağ ol. Tabii ki bu da hep küçüklüğünden beri, futbola başladığından beri hep beraber karşılıklı konuşmamız, mutlaka maçlardan sonra beraber fikir alışverişinde bulunmamız, her gün futbol anlamında bir muhabbetimizin olması, diğer taraftan Felipe maç oynadığı zaman o oynadığı maçı sonra tekrar beraber seyretmemiz ve üzerinde konuşup doğruları, yaptığı yanlışları görüp onları düzeltmek anlamında birçok çabamız, birçok uğraşımız oldu ve onlar da bugün meyvesini verdiğini düşünüyorum. Felipe Melo ve gol! Felipe Roberta çiftine bir kez daha dönelim. Onların şarkısı nedir Mert? É uma canção que eu cantei para ela no vidinho dela quando a gente estava, nós nos casamos e fomos dançar a música no nosso casamento. E eu cantei uma música para ela. Coração Partido, Alejandro Sanz. Alejandro Santos. Alejandro Sanz. Sanz. Coração Partido. Coração Partido diye bir şarkı var. Alejandro Sanz söylüyor. Evlendiğimiz zaman bu şarkıyı ben kendisine söylemiştim. Bizim şarkımız bu. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y
Kendisinin sesi de çok güzel. Yolda arabada giderken şarkı söylüyor, bunu çekiyor, paylaşıyor. Aynı zamanda gitar çalıyor mu? Arkada bir gitar görüyorum, bilmiyorum. Bir sorabilir miyiz onu da? Essa música. Essa música. E tem um guitarra atrás, você gosta de tocar ou não? Não, na realidade essa guitarra é pro pastor quando ele vem aqui, a gente tá sempre fazendo culto para engrandecer o nome do Senhor, né? Então ela tá sempre pro pastor, mas quando o pastor tá aqui a gente tá sempre cantando. Né? Eu postei um vídeo há pouco tempo também. A minha mãe tá sempre pulando, a gente tá dentro do carro pulando. Nossa casa aqui é sempre em festa, né? O povo de Deus tá sempre em festa, independente do que aconteça. Eu acho que é essa alegria que a gente tem de viver que faz a diferença. Tabii müziğe olan inanılmaz bir ilgimiz var. Sadece benim değil, bütün ailemin. Ve bizim evde hep bir hareket, hep bir neşe vardır. Yani ne olursa olsun hayatta benim neler... Gerçekten. Hayat é muito claro que tem sempre festa nesta casa, ela fala. Hayatta ne olursa olsun, çünkü hayatta olumsuz gerçekten şeyler de olabiliyor. Ama biz her zaman eğlenmeyi seviyoruz. Gitara gelince, gitarı daha çok bizim dua etmek için kullanıyoruz bazen. Tanrı için söylediğimiz bazı şarkılar oluyor, onlar için kullanıyoruz gitarı. Ama diğer taraftan mesela daha önce koyduğum bir video vardı annemin dans ederkenki videosu. O yüzden evet, hep müzikle iç içe yaşamayı seven, hep eğlenmeyi seven, hep neşeli olan bir aileyiz. Belki ilerleyen dakikalarda bir sürpriz yapar mı acaba? Canta ama. Mai canta muito. Sim, okay, Mai canta. Annesi şarkı söyleyecek. Canta uma música, pedaço de música. Sim. Um pedacinho de música evangélica, canta. Corta, corta, corta. A música que tu acordou com a música na cabeça hoje. Uma música curta. Mesela annesi bir şarkı söyleyecek şimdi bize. Não, vai, vai, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Qual foi? Pode ser um pouco corta, tá sabe? Cantando, corta, um pedaço corta. Ela canta lírio. Olha lá, estrala, estrala em Turquia. Vai. Olha pro microfone. Não, faz não, pelo amor de Deus. Não, olha pro microfone. Falando, faz, vai. Ai, gente, você faz comigo. Vai, em nome de Jesus. Ai. Já cantou no coral. É, vai, canta. Deixa eu Se você quer, se você quer, seguimos falar. Daqui, deixa você eu cantar. Pode, você eu pode estar você preparado. Canta, papai. Existe tempo e el dolor para que me curaste con esta varia hoy me dejas de nuevo el corazón partido y que me va a curar de esas emociones que me va a pedir que nunca me abandone que me tapará esa noche si hace frío. Que me va a curar el corazón partido, en llenará de primavera seis de enero y bajará la luna para que juguemos. En ese tú se vas, en mi cariño mío, que me va a curar el corazón partido. Bravo. Nossa, bravo você, bravo você. Vai, vamos com Jesus. Não faz comigo não. Nossa, amor. Esta canção que você cantou em casamento, né? Coração partido, cantei no ouvido dela. Tekrardan bunu Roberto'ya söylüyorum. Çünkü bu demin bahsettiğimiz şarkı buydu. Bir kazanıyorum. Evet. Muhteşem oldu. Evlendiği zaman söylediği şarkı buydu. Değerli izleyiciler, Felipe Melo'nun farklı yönlerini de göreceğimizi söylemiştik. Birebir gördük gerçekten. Çok güzel, çok keyifli bir aile. Ve sürekli imajında değişiklikler yapıyor. Biz görüyoruz ya, sakallarıyla oynuyor. Zaten giyim tarzı her zaman bir numara diyebiliriz. Çok renkli ve güzel giyiniyor. Kendine yakışanı giyiniyor. Bunu bir mesela sakal değişimini, bazı futbolcular bunu yapıyor. Totem olarak mı yapıyor? Yoksa eşinin beğenilerine göre mi yapıyor? Nasıl karar veriyor? Ama totem é acordar de acordar e opa, hoje eu vou fazer isso. Mas a roupa não, roupa.
Opa, sempre eu compro, sim. Ok, mas estilo, você acorda hoje? Acordo hoje, vou fazer isso, eu faço. Saç ve sakal kombinasyonu evet, tamamen kendi kararı. Yani totemi yok. Bir gün diyor sabah kalkıyorum mesela böyle bir şey yapacağım diye aklıma geliyor. Bir gidip yapıyorum. Ama diğer taraftan kıyafet, güzel giyinmem, şık olmam tamamen eşimin eseri. No te Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Dansa da çok meraklı. He? Gel bak cantar. Sí. Annesinden bir şarkı da annesinden geliyor. E canta muito bem. Çok iyi şarkı söylüyorum. Só uma parte, faz isso não, rápido, mãe. Vai, vem, vem, vai. Por tudo que tens feito. Por tudo que tens feito. Por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por tudo meu ser. Que eu também, ela tem uma voz afinadíssima. Bravo. Ela fica com vergonha, mas ela tem uma voz muito afinada. Quando ela tá cantando com a gente aqui, quando passou o tarde no violão, canta, ela... İnanılmaz bir sesi vardı, çok kuvvetli bir sesi de vardı. Tabii şimdi birazcık utandığı için çok fazla söyleyemiyor ama. Çok güzel söyledi gerçekten. Normalde toplandıkları zaman, ailece toplandıkları zaman şarkı söylüyor devamlı. Türkçe müzik hiç dinliyorlar mı? Dikkatlerini çeken bir şarkıcı, sanatçı ya da bir müzik var mı bu anlamda? Então, na realidade, aqui em casa, eu escuto as músicas dos CDs que eu tenho de Brasil, entende? Então eu não tenho uma rádio da Turquia. As músicas que eu escuto na Turquia é no clube, quando os jogadores colocam, a gente tá viajando, coloca a música e tal. Enfim, essas são as músicas que, né, quando colocam, assim que eu escuto. Fora isso, eu sempre escuto as rádios assim do Brasil, pela internet, alguma coisa, mas é porque eu sou pouco de ficar escutando rádio. Eu escuto mesmo os CDs do Brasil. Daha çok tabii ki Brezilya şarkılarını dinlemeyi tercih ediyoruz. Ama diğer taraftan seyahatlere gittiğimiz zaman, maçlara gittiğimiz zaman soyunma odasında Türk arkadaşlarımın açtığı müzikler oluyor. Onları da severek takip ediyorum, severek dinliyorum. Ama genelde tabii ki Brezilya müziklerini dinliyorum. Türkçe neler öğrendiler, bildikleri kelimeler neler, artık 4 senedir buradalar tabii ki. Yavaş yavaş herhalde bunu da öğrenmişler diye düşünüyorum. Roberta biraz önce zaten gözleme biliyor gerçekten. Zaten devamını da getirebilirler. Neler var mesela? É difícil turco. Difícil, né? Assim como português também é difícil, mas... Eu sei. Você sabe, fala. O microfone. Microfone, fala. Davi, fala. Que palavra você sabe em turco? Merhaba. O que mais? Fala, fala alto, filho, direito. Merhaba nasan sebis. Fala mais que turco. Não, conta os números. Quanto? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. A gente sabe, merhaba, günaydın, kardeşim. Números, cores. Evet abi. Evet abi. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam kardeş, tamam tamam. Tamam abi. Tamam abi. Evet. Bütün kelimeleri söylediler. Süper. Çok iyi. Çok iyi. Luke'un da enerjisi inanılmaz. Sürekli güler yüzlü ve normalde biz diğer futbolcuların evlerine gittiğimizde çocuklar durmuyorlar bir süreden sonra. O daha küçük olmasına rağmen duruyor. Babası da bu anlamda zaten geldiğimizde de bir örnek yaşadık. Ona hani zamanı geldiğinde cezalandırıyor kendi yöntemleriyle tabii ki. Ama gerçekten Luke da inanılmaz bir çocuk yani. O pitbullzinho tá aqui, o pitbull atrás tá. Sim, controlando. Não, mas eles são muito tranquilos. Pitbull tehdidi var arkasında şu an. Eles são muito tranquilos. Eles, eu tenho filhos maravilhosos que são muito tranquilos. Fazem coisas de criança normal, né? A arte que a criança faz normal. Mas eles, graças a Deus, são bem educados, sabem se comportar na dependendo da ocasião, eles se comportam. Tanrı'ya çok şükürler olsun ki bütün çocuklarım öyle gerçekten. Tabii ki çocukların yaptıkları, bütün çocukların olduğu gibi onların da yaptığı bazen yaramazlıklar olabiliyor. Ama bunlar hep dozunda çok fazla bir şeyler değil. O yüzden Tanrı'ya çok şükürler olsun ki böyle çocukları bana nasip etti.
Luke'u giderken alıp götürebilir miyim acaba? Sem problema nenhum. Vale, vale. Hiç sıkıntı yok, götürebiliriz. Birkaç günlüğüne ben götürmek dois, isterim. Dois, três dias. Dois, três dias. Não tem problema. Vai se apaixonar depois. 2-3 gün kalsın zaten, ondan sonra hep sende kalmasını istersin. Roberto'ya soralım, eşini maçta izlediği zaman neler hissediyor, o saha içinde heyecanını paylaşıyordur eminim, stada da geliyor zaten, biz hep görüyoruz, çocuklarla birlikte geliyor, destek oluyor. Maç önceleri nasıl motive ediyor, bunları soralım. Antes do jogo a gente sempre conversa e sempre dou algum estímulo, assim, falo alguma coisa para estimular ele. E às vezes até durante o intervalo também do jogo mando uma mensagem assim, porque de repente ele pode pegar o telefone e ver. Uhum. Eu disse, ó, vamos lá, hein, não sei o quê. Não tô gostando. Cuidado. Compensar o segundo tempo. É impossível de eu ver mensagem no intervalo, né? Mas acaba o jogo, eu pego o telefone, sim. Aí eu vejo. Vamos jogar o segundo tempo, porque o primeiro tempo você foi muito mal. Mas eu vejo depois. Tabii maçtan önce mutlaka motivasyonum oluyor, motivasyon konuşmalarım oluyor, kendi aramızda yaptığımız özel konuşmalar olabiliyor. Diğer taraftan da futbolu çok seviyorum, Felipe'yi seyretmeyi çok seviyorum ve futbolun çok içindeyim. Mesela ilk 45 dakikayı seyrediyorum, ondan sonra direkt mesaj atıyorum. Onun okuyamayacağını bildiğim halde yine de mesaj atıyorum. Bak ilk yarı iyi oynamadın, şunları yapman lazım, biraz daha dikkat et, ikinci yarı daha iyi oynamanız lazım. Hem senin hem takım olarak bu tip mesajları atıyorum, okuyamayacağını biliyorum ama Felipe de diğer taraftan ben de onunla mesajları attığını biliyorum. O yüzden maç biter etmez hemen telefonumu açıyorum ve o mesajları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Felipe yokken, deplasmandayken çocuklarla nasıl vakit geçiriyor? İstanbul'da nereleri geziyor? En etkilendiği yerler neresi? Nos jogos da Champions eu costumo ir fora, né? Agora, da Turquia não. Da Turquia eu só na arena mesmo que eu vou. E sempre que dá, assim, sempre que o clima está favorável, leva as crianças, eles amam ir no estádio também. O histórico a gente vai, assim, quando tem visita, alguém novo, né, que não conhece, a gente sempre vai apresentar, né, mostrar a cidade. Mas normalmente a gente faz mais assim, perto aqui de casa, vamos em shopping sempre com as crianças. A gente não gosta muito de ficar em casa não com as crianças. Sempre fazendo algum programa, ir num parque e sempre assim por fora mesmo, passeando. Felipe'nin deplasman maçlarında da gitmeye çalışıyorum şu şekilde. Avrupa'da maçı olduğu zaman, Şampiyonlar Ligi maçı olduğu zaman ben de onu yalnız bırakmayıp deplasmandaki maçını seyretmeye gidiyorum. Tabii Türkiye'de bunu yapmak çok da mümkün olamayabiliyor. Diğer taraftan o deplasmanda olduğu zaman daha çok buralarda yakın, eve yakın yerlerde zaman geçirmeyi seviyoruz çocuklarla beraber. Tarihi yerler anlamında da mutlaka Brezilyalı arkadaşlarımız geldiği zaman hep tarihi bir tur attırıyoruz onlara İstanbul'da. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi evlerine konuk ettiler. Biz de onların sevdiğini bilerek baklava getirdik. İlerleyen dakikalarda biz yiyeceğiz sohbetimizin ardından. Gerçekten çok güzel bir aile maşallah diyoruz. Felipe Melo'nun başarısının sırrını da biz böylelikle görmüş olduk. Bugün yakından anlamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Muito obrigado. Acho que sempre o sucesso, primeiramente até a base de Deus, né, como a base e obviamente uma família realmente que está sempre do seu lado nos momentos bons e ruins. Tabii ki bu başarı kesinlikle Tanrı'dan geliyor. Onun verdiği bir enerjiyle, onun verdiği bir güçle bir başarı sahibi oluyorsunuz. Ama diğer taraftan aile faktörü de çok önemli. Çünkü iyi gününüzde ve kötü gününüzde hep yanınızda birilerinin olması gerekiyor. Bu da aileniz. Diğer taraftan da böyle güzel bir röportajı benimle yaptığınız için bir kere daha Galatasaray TV'ye teşekkür ediyorum. Taraftara da bir mesajını alalım Felipe'den. Bom, como sempre, pedir para que apoie sempre, né? Sempre encher a arena, encher os estádios quando a gente joga. Porque é o que eu sempre digo, né? A torcida nos joga, mas com certeza ajuda a fazer a diferença. Quando a gente chega no estádio e a gente escuta a torcida gritar o nome Galatasaray, a gente se arrepia todo e é realmente um estímulo a mais para a gente correr, para a gente lutar e para a gente nunca perder a esperança de que a gente possa vencer.
Buradan bir kere daha Galatasaray TV'cilerine taraftarıma göndermek istediğim mesaj. Hep bize destek vermeye devam etsinler. Hep bizim yanımızda olsunlar. Bir futbolcu için çünkü onların verdiği destek, o sahaya çıktığınız zaman Galatasaray isminin duyulması, o tezahüratlar veya bizim birebir ismimizin duyulması gerçekten bizi ekstradan motive ediyor. O yüzden sonuç ne olursa olsun, takım nasıl olursa olsun hep bizim yanımızda olsunlar. Çünkü emin olsunlar ki bütün futbolcular, ben, herkes onları mutlu etmek için, camiayı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapıp umuyorum da bu sene mutlu sona ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Muito obrigado, senhor. Değerli izleyiciler, bu hafta Felipe Melo ve ailesinin evine konuk olduk. Onların dünyasında biz çok keyif aldık. Umarız sizler de aynı keyif almışsınızdır. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu keyifli sohbetin ardından Melo ile birlikte tıraş için berbere gidiyoruz. Bugün acaba nasıl bir şey yapacak? Sakallar mı gidiyor Ferdi Bey? Sakalı her zamanki gibi yapacağız. Bazen uzun uzun çizik atıyoruz sağına veya soluna. Takibi de güncelleme şey yapıyoruz. Siz mi belirliyorsunuz? Kendisi belirliyor. Siz de uyguluyorsunuz. Uyguluyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben Salonmek Kuaför Salonu'nun sahiplerinden Coşkun Tüylü. Orkan Ayhan Bey, Murat Bey. Melo'nun tıraşını yapan arkadaşımız da Ferdi Bey. Melo çok sadık, iyi bir müşteri yani. Melo sürekli size geliyor. Tabii ki, evet. Geldiğinden beri bize geliyor. Yani aile gibi olduk diyebiliriz. Çok güzel. Esdam. Esmek istemiyorum. Kenarda gez. Çila abi, çila abi. No, okay. Eu só peço que eles fizeram na você. Fiquei um pouco melhor. Biraz daha güzel oldum sanki. Daha yakışıklı oldum diyor. O yüzden Ferdi Bey'e teşekkür ediyoruz burada. Ou seja, é um carinho recíproco, é uma família que eu ganhei aqui em Istanbul, né? Tô muito feliz por isso. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum çünkü Türkiye'de bir aile kazandım diye nitelendiriyorum. Ben buraya geldiğim zaman hep bir aile ortamı var. Sadece benim için değil, bütün aile fertleri buraya geliyor. Aynı şekilde eşim hep burada. O yüzden inanılmaz bir sıcaklık var aramızda. Buraya her zaman geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Hasta için ne diyor bu sürprize? Que você quiser dizer sobre a surpresa? Vou levar para casa porque eu vou comer tudo em casa. Şimdi bütün pastayı eve götüreceğim, hepsini evde yiyeceğim.